Mihriban, söz senin, buyur. Benim proje alanım Özcan ve Başak'la aynı alanda. Kısaca analizlerimi hatırlatmak için bahsedebilirim. Fakülte içinde yeterli sosyalleşme çalışma alanı bulunmadığından öğrenci merkezi tasarımı yapmaya karar vermiştim. Ve yoğunluk analizine baktığımda fakülte içinde 3 yoğun alana doğru yöneldim. Saniye. Yapıya girişleri vurgulamak, tasarıma yönelimi güçlendirmek için ağaçlardan faydalandım. Ve yapıya 3 farklı alandan giriş verdim. Mihvan, bir şey söyleyebilir miyim? Bu hani bizim de görsellerimizin o bir şey var ya, kutucuklar var ya, o tam yukarıda ortada duruyor. Çizimin yarısını kapladığı için biz bir şey göremiyoruz. Onu sağa sola alabilir misin? Oldu mu hocam? Heh, şimdi oldu. Aşağıya aldık. Tamam. Yöneldiğim alanların kesişimine de avluya ekledim. Avluya da yapı içinden girişler verdim. İçeride hem oturma alanı alan olabilecek şekilde. İhtiyaç programını kendi içinde grupladığımda bu kısımda kalan alana atölyelerin bulunduğu, koridorun çevresinde atölyelerin ve ortasında da daha az ışığa ihtiyaç olan fotoğrafçılık atölyesini ekledim. Diğer kısma da çalışma alanlarının bulunduğu grup çalışma alanları, bilgisayar laboratuvarı ve bu kitaplıktan kitabını alıp oturabileceğim mekanların bulunacağı alanları ekledim. Diğer tarafta da sergi alanıyla bağlantılı fuaye ve yeme içme alanına ekledim. İçme alanın kendi içinde üst katla bağlantısı var. Ve bu tarafta kulüp odalarını ekledim. Üst katta daha fazla bir alana yayıldığım için zeminde oluşan alana da buradan bağlantılı şekilde çıkılabilecek bir alan yarattım. Üst katta üst kata çıktığımızda ise üst kata çıkışlar da burada sirkülasyon alanının olduğu, burada insanların oturup sohbet edebileceği basamaklar şeklinde tasarladım. Üst katta yine kulüp odalarının devamı var ve aşağıdaki yeme içme alanının devamı var. Diğer kısımda da yine çalışma alanlarının kitaplıkla bağlantılı kısımları var ve idareyi de bu tarafa aldım. Bu tarafta ise atölyelerin üst kısmında çok amaçlı salonu ve 2 tane küçük sinema alanını koydum ve bununla bağlantılı fuaye alanını koydum. Burada da galeri boşluğu var, aşağıdaki atölye kısmını görebileceği şekilde. Bir tane şu şekilde kesit aldım. Hem girişi gösteren hem de buradaki bağlantıları gösteren. Yok, diğer kesitmiş hocam. Bu avluyu gösterdiğim kesit. Ortada avlu var, insanların bu alanda oturabilecekleri. Ve burada da sinema alanları. Aşağıda da atölyeler var. Ve şey diye düşündüm. Kampüsü hem farklı kodlardan deneyimleyebilmek hem de için üstte yeşil bir çatı düşündüm, yürünebilen. Hem de farklı etkinliklere olanak sağlayabilir hem de sürdürülebilirlik açısından. Hocam bir saniye. Bilgisayar uçuşa geçti herhalde. Evet hocam. Öyle oldu. Niye böyle oldu anlamadım. Tamam, düzelir şimdi. Bu Diğer alan, kesit. evet, diğer kesit. Bu alanda giriş var. Görünüşe giriyor ve fuaye alanı, sergi alanı, burada da yeme içme alanı, dışarıyla bağlantılı kısmı ve üst kata çıkılabilen. Ve bu da üst kata çıktığımızda yürünebilen yeşil çatı.
Ve modellemeyi de bu şekilde aldım hocam. Bu giriş ve giriş tanımlayan ağaçlar. Burada altta oluşturduğum alan. Bir de yeşil çatı olarak. Bir de hocam şey söylemeyi unutmuşum. Bodrum katta da aşağı indiğimizde arşivlerin, deponun, teknik birimin ve personel odalarının bulunduğu kısım var. Böyle hocam. Peki. Şuban biraz şey yapabilir miyiz? Ekranda biraz daha büyütme şansı var mı? Çünkü ekranlarımız küçük. böyle yaklaşıp bakıyoruz. Yakınlaştırayım mı hocam? Biraz ya odaklanabilirsen sevinirim. Ben büyük ekrandan bakıyorum da Çiğdem hocamı Evet, ben biraz biraz küçük zorluyorum. ekranda olduğu için çok zorlanıyor. Sürekli sormak durumunda kalıyor. Gözüm de çok görmüyor. Sağ olun. Biraz daha yakınlaştırayım mı hocam? Yok yok iyi böyle iyi tamam. Şimdi ana kararlarınızı verirken hangi birimleri düşünmüştünüz? Neler vardı? İhtiyaç programı olarak Evet, mı? bir sayabilir misiniz? Çalışma alanları vardı. Çalışma alanları Bireysel, grup. şeyde gösterir misiniz? Hani şurada şu var, burada bu var gibi. Evet. Bu tarafta grup çalışma alanları, bilgisayar laboratuvarı ve üst katta da idare ve diğer çalışma alanlarının bulunduğu kısım. Ve bu tarafta yeme içme alanı, sergi alanı ve öğrenci kulüplerinin bulunduğu kısım. Daha sesli mekanlar. Bu tarafta ise atölyelerin ve üstünde de çok amaçlı salon ve sinema alanının bulunduğu kısım. Şimdi Mihriban aslında hani açık bir şeyden yani ferah bir bina görünüyor. Ve fonksiyon yani ihtiyaç programına göre de binanın biçimlenişinde tabii sana bir avantaj sağlamış bu. Yani bu kollar hem farklı açılardan sürpriz bir şekilde bir şey görüntü de sağlıyor hani binaya. Ben şeyi sevdim aslında hani form ve giriş açısından şey çok hoş görünüyor. Ana sirkülasyon şeylerimiz olarak işte merdivenleri gösterebilir misiniz? Bir bu tarafta var, bir de burada var. Nerede? Bir de yeme içme alanın kendi içinde şu aşağıda var. Evet. Diğer tarafta nerede? Diğer kolda. Diğer Diğer bir kula koymadım. Yani 3 tane yeterli sayıda olur diye. orada üst kata çıkıyor muyuz? Çıkıyorduk değil mi? Evet ama bu taraflara yani bu taraflara çıktıktan sonra erişim oluyor. Nasıl bir ulaşım oluyor orada? Evet, buradan üst kata çıkıp yani biraz sıkıntı olabilir evet. Yani o yönden onu düşünmek lazım diye düşünüyorum ben. Hani sıkıntı olabilir. Onun dışında hani bodrum katı almanız iyi, servis alanları falan. Üst katta o iç bahçenin olduğu kısım çok böyle ne bileyim yani çok tanımsız gibi geldi bana. Üst kata bakabilir miyim? Şey olarak yaptım. Üst katta da avlu devam ediyor. Yani üst katta ayrı bir şey yok. Ay, bir saniye hocam. Bir üst katın planlarını açabilir misin? Tamam, Açıyorum. öbür koldaki şeyden bahsediyorum. Öbür kolda şu en üstteki kol binanın kol şeyi var ya biraz daha evet. Şuraya odaklanır mısın? Biraz daha küçültebilir miyim? Oraya odaklanalım. Hocam biraz geç geliyor da sizin şey yaptığınız. Ha, Anladım. tamam. Anladım. Evet. Evet, o kısımda. Yani o iç nasıl yani galeri boşluğu gibi bir şey mi düşündünüz?
Evet, galeri boşluğu var. Aşağıda yine koridoru görüyoruz şey olan atölyelerin bulunduğu kısımdaki. Yani o bilemiyorum Hakan Hoca ile hani siz şey yapın ama çok şey gibi gelmedi bana değil mi? Hani böyle şeyi daraltan oradaki girişleri daraltan bir şey. Onun formuna biraz daha hani dikkat edilmesi gerekiyor gibi geldi bana. Onu söyleyebilirim. Onun dışında bizim şu anda biz şeyde kuzey yeni mi oluyor? Evet, üst taraf kuzey oluyor. Planı birazcık küçültebilir miyiz? Diğer şeylere de bakmak istiyorum ben. Üst katta başka neler vardı? Katta yine çalışma alanları, ortadaki kitaplığın bulunduğu bağlantılı çalışma alanları ve bu tarafta idare var, toplantı salonları var. Ve bu Evet. tarafta yeme içme alanı, alttan yine ulaşım olan ve alttakilerin devamı öğrenci kulüpleri var ve onların kullanabileceği toplantı salonu var. Bu şu kısımda kantin mi var? Evet. Onun Şu an karşısında neler var? efendim. Onun karşısındaki mekanlar nedir? Buralar öğrenci kulübü. Aha. Kulübü ortada da devamı var. Evet. Ve Yani toplantı salonları var. o toplantı salonunu kim kullanıyor? Öğrenci kulüplerindeki öğrenciler gelip kendilerinin kullanabileceği bir alan olabilir diye düşündüm. Şimdi istersen Ceren şöyle yapalım hocam. Yani ben bunu bir müdahale edelim. Yani şimdi şimdi Ceren belki heyecandan belki başka bilgisayarda olduğu için hani şey yaptığı için daha önceki formunda hocam Ceren'in Evet. girişleri şu uçlardandı. Evet. Bir önceki uçlardandı. Ben dedim Ceren'e ya oralardan gireceğim de zaten ortada bir dağılma alanı olacak. O yüzden girişlerini buralardan vermen çok daha avantaj olacaktır. Çok Şey avantajlı. yaparsan daha doğru olur diye, olabilir diye söyledim. Hani olur demeyeyim de daha Evet. doğru olabilir dedim. Ona göre tasarımını biraz daha Değil. değiştirdi. Şimdi burada Ceren, o zaman şöyle yapalım. Hani benim alt katta burada bu bloğum var. Üste çıktığımda böyle oluyor. Burada böyle bu şeyim var zeminde. Üste çıktığımda böyle oluyor diye bir öyle tanıtabilir misin? Şey mi, zeminden mi başlayayım mı Evet, hocam? zeminde mesela buranın zemininde ne var, üstünde ne var? Sonra buraya gel. Tamam. Bakmayın, ben de projeyi ilk gördüm ve şeyi de algılayamıyorum. O yüzden sormak durumunda kalıyorum. İnternet bağlantımız da farklı hepimizin. O yüzden hani çizdiğimiz şeylerle söylediğimiz şeyler de geç geliyor. Toparlamaya Evet, çalışıyoruz. hocam. Yani onun eksiklikleri de oluyor. Buyur. Hocam bu taraftan girdiğimizde bu alanda böyle kitaplıkların olduğu ve insanların alıp oturup okuyabileceği alanlar var bu kısımda. Bu kısımda bilgisayar laboratuvarı ve grup çalışma alanı var. Buranın üst katına çıktığımızda ortada bir kitaplık var. Kitaplıkla bağlantılı iki tane çalışma alanı var. Bu taraftaki daha sessiz olan. Ve burası sessiz alan olduğu için idareyi de bu tarafa koydum. Üst katta da açayım. İdare bu kısımda ve idarenin kullanabileceği toplantı salonu var ve lavabo var. Bu tarafa geldiğimizde koridorun çevresinde atölyeler var ve ortasında karanlık yani daha gün ışığına ihtiyaç olmadığı için fotoğrafçılık atölyesini koydum. Ve üstteki galeri boşluğu yani bu kısmı görecek şekilde. Üst kısma çıktığımızda ise iki küçük sinema salonu var ve burada çok amaçlı bir salon var ve ortada da fuaye alanı var iki alanın kullanabileceği. Bu alanda öğrenci kulüpleri var ve sergi salonuyla bağlantılı fuaye alanı ve yakın olması için yeme içme alanı da bu tarafa koydum ve dışarıyla bağlantılı bir şekilde. Bu kısımdan üste çıktığımızda ise
Yine yeme içme alanının devamı ve öğrenci kulüplerinin devamı var. Evet. Yani aslında biz kulüp odalarını ve kafeteryayı bu blokta toplamışız üst katta. Evet, Değil mi? öyle bir. Hani bunu öyle tariflersen hani bundan sonraki jürilerinde de hani nereye ne yaptığını blok blok söylemen senin için daha avantajlı olur. Evet, Çok çünkü dağınık ortada. dağınık oluyor. Evet. Benim şu ortada öbür bloktaki fotoğraf stüdyosunun olduğu yer, hani başka bir yere alınabilir diye düşünüyorum. Orada çok böyle ortada bir yermiş gibi kalmış. Yani onu alıp orası daha böyle ne bileyim. Çünkü orası diğerlerinden farklı dikkat ederseniz diğer bloklardan. Hani burada da bir iç bahçe gibi bir ya da daha farklı bir şey yapılabilir. Hani o forma uygun olarak bence fotoğraf stüdyosunun yeri başka bir yere alınabilir. Çünkü aşağıdaki galeri boşluğunun da yani şimdi onun üstü döşeme olacak değil mi? Döşeme Evet. var. Yani ne bileyim algısı çok şey gibi gelmedi bana orada. Yine de hani Hakan hocanızla şey yaparsınız diye düşünüyorum. Bir de neyse ondan vazgeçtim söylemekten. Evet. Bir şeyde öbür idarenin olduğu kısımda şu en alttaki kolda binanın kolunda. Oraya bir gösterebilir misiniz? Şu tarafta, sağ tarafta. Biraz daha sağa doğru kaydırabilirim, sola doğru kaydırabilir misiniz? Ha, evet. Mesela şuraya bir mekan koymuşsunuz ya orta kısımda, tam da koridorun devamında. Mesela o da Evet. kaldırılabilir. Yani sizin genelde baktığımda bir böyle yani şeyde koridoru kesmeyen bir şeyiniz var. Bir kararsız var gibi algılıyorum ben. Yani onu ne olduğunu göremiyorum şu anda ama onu başka bir yere alabilirsiniz diye düşünüyorum. Daha şey. Tamam. İdare odası vardı. Evet, yani onu başka bir yere alabilirsiniz. Bir de muhakkak düşünüyorsunuzdur. Yani mimari planlarla beraber taşıtı sistemi de hani kolon sistemini de ya da ne tür bir şey düşünüyorsunuz, taşıyıcı düşünüyorsunuz, onunla beraber kararlar almanıza fayda var diye düşünüyorum. Elinize sağlık. Teşekkürler hocam. Şimdi ben şeyden bahsedeyim sana. Hocamız aslında aynen çok güzel özetledi. Artık fotoğrafçılık eskisi gibi değil. Eskisi gibi olmadığı için hani karanlık odaya ihtiyacı yok. Her şey dijital olarak alınabiliyor. Hani böyle bir şey yapılacaksa bile perdelerle hani daha uygun bir saatte hani bu kullanılabilir. Bir de hani koridorlarımız çok uzun değil. Uzun olmamasına rağmen hani Şidem hocamızın dediği gibi koridorların ağzını böyle açarsak eğer güneşe oradan daha avantaj elde edebiliriz. Bir de hani bizim binalarımızın kaptan köşkü dediğimiz yönetim ve idare bölümünü böyle bir yere sıkıştırmak yerine hani yukarıdaki atıyorum sinema odalarından bir tanesini iptal edip gerçi yeri orası mıdır? Hani onu da çok iyi bilmiyorum. Hani yönetimi acaba oraya almak daha mı doğru olur? Çünkü hani konferans salonuyla ilgili birisi çıktığı zaman falan hani ondan doğrudan misafirle ilgilenmek daha kolay ve daha şık durabilir. Hani bu anlamda. O yüzden hani belki oraya taşınabiliriz. Hani Çiğdem hocamızın dediği gibi. Bir de vaziyete bir daha gelebilir misin? Ne taraf hocam? Vaziyete. Vaziyet. Yani şey tam öyle vaziyet şeklinde yok ama Tamam. yani Üst kata gel o zaman. üst Üst kata kata mı geleyim? bakalım. Tamam. Zemin kata mı geleyim? Üst kata mı hocam? Üst kata. Tamam. Tamam. Şimdi bak. Biraz hocam geç geliyor size bayağı. Tamam olsun. Bekliyoruz. Evet. Şimdi fuaye alanını hani mümkün olduğu kadar şey yapmışız ya burada belki fuaye alanını hani bu tarafa doğru bir şişirme yapabiliriz.
Ve galeri boşluğunu burada daha şey yapabiliriz hani bu noktada. Ve belki merdiveni de buraya almak daha doğru olabilir. Hani Hocam evet. şey, biz geçen kritikte hani 3 merdiven fazla olabilir diye konuşmuştuk da onun sayısı hakkında Yani sıkıntı şimdi olur mu? hani bilemiyorum. Az önce hocamızın dediği gibi hani ben şeyi düşünemedim. Buradaki bloğun üstüne çıkmakla bağlantılı hani koskoca koridoru geçip de ondan sonra gelmeye çalışacaklar. Hani oran orantısal olarak baktığımız zaman ölçek kavramımız tam hani dijital bir ekrana baktığımız için çok fazla şey olmuyor. Hani bizi hissedemeyebiliyoruz bazen. O yüzden dolayı hani acaba öyle yapmak daha doğru olabilir. Hani o noktada. Bir de hani koridor olanı olarak baktığımız zaman burası tam koridor olarak bölmüşüz. Hani koridor olarak baktığımızda merdiveni buraya yerleştirmek, hani buralara yerleştirmek çok akıllıca. Çünkü koridor olanını hiç bölmeden ama merdivenin de orada olduğunu hissettirerek hareket ediyorsun. Ve hani iç mekanı buralardaki camlarınla ya da mavi çizelim onları. Şuradaki camlarınla aslında iç mekanı tamamen aydınlatıyorsun sen. Hani bu anlamda. Ve eğer bloğun baş taraflarını da açarsan iyice ferahlamış olacak. Hem sirkülasyonu yani rüzgar sirkülasyonunu da sağlayabileceğin alanlar haline de getirebilirsin. Yönetim için burayı almak belki daha doğru olabilir o anlamda. Ya bir de hani aşağıda bahsetmiştik ya. Buradaki galeri boşluğunu biraz daha açmak aşağıyı daha rahatlatabilir. Hani fuayeyi de çok olumsuz etkilemeyecek oranda. Tabii ki. Tamam böyle. Bir de kütlene bir bakabilir miyiz? Kütle oraya. Bak şimdi hani blok başlarında bu şekilde arkatlı bir sistem olması yani kolonların üstüne taşıtıp çıkarıp da kolonların üstüne kaldırıp da binanın zemin katında da o tip alanların kullanılması güzel. Fakat o alanlara erişim için binanın içinden geçmek durumunda kalıyoruz biz. Değil mi? O zaman Yani bu onlara kısım böyle, evet. evet onlara ulaşımı da sağlamak adına blok başlarını mekanla kapatmak yerine koridorla açmak daha doğru olabilir. Bir de kütlesel olarak hani üst tarafa baktığımız zaman hani blok aslında çok hani şöyle baktığımızda geldi mi? Evet. Ama tabii Geldi hocam. ben çizemedim buradan. Küçük tabletten çizmeye çalıştığım için. Şuradan açmak Ölçeyim mi çalışıyoruz alalım? ya. Oran orantı olarak baktığımız zaman şu alttaki şey olan çok geniş duruyor. Tanımsızlaşmaya başlıyor bu sefer. Onu biraz daha tanımlı hale getirecek şekilde açık alanı biraz daha belki camla örterek, belki başka bir fonksiyon, mekan getirerek daha böyle yedirilebilir, daha hale getirilebilir. Bir de çatıları hani biz yeşil çatı yapıyoruz ama yeşil çatı yapıyorsak onların kullanılmasını sağlayalım. Yani orada Ben kullanılabilir şekilde düşünmüştüm aslında. İşte de göstereyim onu. hayır oralara mekan yerleştirelim o zaman. Hani mekan olmadan Evet. insan çıplak çatıya çıkmak istemez. Tamam. Buradan değil de bir saniye. İnternette de sanırım biraz problem var. Şu şekilde yeme içme alanından çıkılabileceği, diğer taraftan da koridordan çıkılabilir diye düşünmüştüm. Tamam çok güzel. Bak, yukarıya çıkıyorsun ama yukarıda bir mekan olması lazım ki ya da başka bir şeyler. Yani atıyorum Anladım. yani böyle bir şey koy da hani atıyorum oraya. Bunun altında da bir şeyler yapılabilsin yani. Anlatabildim mi? Anladım. Etrafında hani gidip de insanlar muhabbet etsin, çayını alsın. Yoksa hani yukarıya çıkış da bu sefer şey haline gelmeye başlar. Çatıya çıkış. Ya niye çıkacağım? Gerek yok falan denilebilir. Tamam hocam.
Yani Burada bu merdivenin çiziminde bir yanlışlık var mı? Bu merdiven midir? bu kısım şey alanına giriyor. Yani burada çok gözükmüyor sanırım. Küçük kalıyor. Merdiven kesit yanlış hocam. O da arşiketle çizilmiş galiba. Arşiket yanlış kesit almış. Hocam bir de o tam olarak merdiven değil de insanların oturabileceği alan olarak yani şu Çok kısımdan fazla. geçiyor. Bazı basamaklar Yok. geniş geniş gibi sanki. Evet, geniş basamaklardan. Yani yanlış çizilmiş gibi bir algı oluşuyor. Yani tribün basamakları gibi o zaman oraları da Aha. daha Yanda geniş. normal basamaklar var. Orada insanların oturabileceği basamaklar şeklinde düşünmüştüm. O zaman kesiti alırken biraz daha bak Günay hocam çok güzel gözlemledi. Kesiti tam buradan al da bu hizadan al. Tamam. Tamam. Daha şey olabilsin. Ayrıca sergi alanı ve fuaye alanını hani şimdi sergi alanlarını daha ziyade güney tarafa almak ne kadar doğru olabilir? Yani bunlar sürekli kullanılacak olan alanlarsa evet olabilir ama kullanılmayacak olan alanlarsa yani bir soru işareti bırakır kafamızda. Çünkü çok kıymetli cepheye oturtturuyoruz onları. Sanki Hocam eğitim alanında affedersiniz. yok hocam siz söyleyin. Buyurun lütfen siz söyleyin ben söylerim. Şey diye düşünmüştüm. Yeme içme alanında bu tarafta yani sürekli kullanılan alanlardır öğrenciler tarafından diye o yüzden güney tarafına koymuştum. Sessiz. Sanki kulüplerle sergi alanını yer mi değiştirse? Yani yön olarak. Yapmak. Daha iyi. Aslında şuralar senin sosyalleşeceğin alanlar, bu merdivenler değil mi? Mesela Evet. toplantı yapacaklar. Diyelim ki toplantıyı yapacağı zaman işte hadi gelin orada yapalım deme haline gelmeye başlayacak bu sefer. Açık alanda toplantı yapabilecekleri bir hale getirmeye çalışıyoruz. Ya da öyle hayal ediyoruz değil mi? Bu hayallerin gerçek olabilmesi için oralara erişimin daha böyle farklı olması gerekiyor. Ya da etrafının adını sen de daha düzgün bir şekilde şey yapmak gerekebilir. Hani camın hemen kenarında olması çok büyük avantaj. Hani burada Evet. camın kenarında olması çok büyük avantaj. Hani diğer şeylerinde bu şekilde bunların. Çok keyifli de olabilir. Hani biz yemek molaları, şey ders molalarında çıktığımızda ya hadi gel oraya gidelim diyebilmemiz için bir cazibesinin olması gerekiyor. Belki de hani kesit olarak baktığın zaman burada bir platform olacak da ta yukarı kadar çıkmayacak bu. Aşağıda kalacak bunlar. Hani şey olarak baktığın zaman. Arka taraftan da diğer merdiven yukarı doğru çıkacak ama. Ben hem girişlere yakın olur diye bu alana koymuştum. Hemen girişlerin Yok yok yanına. onu söylemiyorum ben. Hani basamakların ta ikinci kata kadar çıkmasıyla ilgili söylüyorum. İlla Tamam. çıkmak zorunda değil yani. Onu demek istiyorum. Tamam. Kulüp odası sayılarımız biraz az kalmış. Çünkü Hocam üstte de devamı var onun. 6 tane daha var. toplam 15 tane falan vardır herhalde, değil mi? Yani toplam 10 tane de bir odayı iki kulüp paylaşabilir diye düşünmüştüm. Peki, o zaman geri aldım. Şu üst kısma yaklaşabilir miyiz? Bu alana mı? Plan, evet orası.
Oradaki fonksiyonlar nelerdir? Bu kısmı atölyeleri koydum hocam. Dikiş atölyesi, resim atölyesi, çizim atölyesi, tasarım fakülteleri var diye bu alanlara yönelik atölyeler koymuştum. Ortaya da daha az ışığa ihtiyaç olur diye fotoğrafçılık atölyesini koymuştum. Onların önlerinde teras mı var yoksa üst katın? Bu zemin kat mı burası? Evet, burası zemin kat. Üst kattaki yapı dışarıya doğru taşıyor biraz. Bunlar onların izi. Yani buradaki tuvalet çözümlerini de biraz daha bir şey yapalım. Yani lavabolar tuvaletin tam karşısında olmuş ve de girişlerde böyle bir sıkıntı var gözüküyor. Onları bir düzenleyelim. Bir genel duruma bir daha gelebilir mi? Ya bir de şöyle bir şey var. Yani senin plan düzleminde çok hareketli bir planın var. Üç tarafa da şey var. Ama görünüşlere gittiğimiz zaman bir şeyde bir üstte hepsi aynı kodda olan bir cephe çıkıyor. Yani bu kadar hareketli planı olan bir şeyin cephede de farklı yükseklikler, farklı kodlarla yani görünüşü aldığımız zaman üstü dümdüz olan bir kütle olmaması gerekir gibi geliyor bana. Evet hocam. Onda da bence kademelendirme yani. Mesela bu ana girişteki iç avlunun olduğu kısım daha böyle yani daha farklı bir yükseklikte olup daha yüksek olup yani dışarıdan da daha algılanabilir bir giriş tanımlanabilir diye düşünüyorum. Tamam hocam. Orta kısma. Diğer birimlerde de farklı kodlarla şey yapılabilir. Cepheye de bir hareket kazandırılmış olur. Mihriban, sormak istediğin bir şey var mı? Hayır yok hocam. Teşekkür ederim. Hocalarım, söyleyeceğimiz şeyler var mı? Çok kalabalığız çünkü biraz. Tamam. Tamamdır. Şey yapalım. Eline sağlık. Avantaja çevireceğin çok fazla şey var. Biraz daha çalışalım. Tamam. Güzel olacak. Tamam. Görüşmeniz için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hande, söz senin olsun mu buradaysan? Hocam buradayım. Tamam, hadi buyur. Ekran paylaşayım. Ben önce analizlerimden bahsedeyim. Çünkü farklı bir alanda yapıyordum. İstanbul'da. İstanbul'da Avcılar semtinde Gümüşpala Mahallesi'nde yapıyordum ben projemi. Gölü gören eğimli bir araziydi. Analizlerimden bahsedeyim şu şekilde. Yeşil alan analizim burada görüldüğü gibi proje alanım burası. Mouse'la gösterdiğim yer. Yani nispeten İstanbul'a göre biraz daha yeşil bir alan diyebilirim. Ve manzarası var. O yüzden burayı seçtim. Ve eğimli bir arazide çalışmak istiyordum. Kat yüksekliği analizimizde de mahallede genel olarak gölün çevresindeki yapıların birkaç katlı olduğunu ve E5'e doğru yaklaştıkça kat yüksekliğinin arttığını görüyoruz. Burada iki tane ana cadde vardı. Bu caddelerden birisi Gümüşpala Caddesi. Bu cadde üzerindeki yapılar genelde ticari yapılardı. Ulaşım analizim de şu şekilde.
Çevre yollarıyla çevrili bir alan. E5 geçiyor ve metrobüs durakları var. Yani ulaşım çok kolay sağlanabiliyor. Aynı zamanda dolmuş otobüs de buralardan geçiyor. Burada da yoğunluk analizim vardı. Bu yapıyı kullanan insanların yoğunluğuna göre oraya çekmek adına yapmıştım bunu da. Burada da konseptimden bahsediyorum. Benim konseptim eğimli ve kıvrımlı bir arazide yine o yapıya uygun organik bir yapı tasarlamaktı. Buraya kültür sanat ve gençlik merkezi yaptım. Daha çok sanatla ilgili bir alan. Ve eskiyle yeniyi birleştirmek istedim. Yani hala çok yapılan ama gençlerin çok ilgi duymadığı sanat alanlarında yönelebilecekleri bir merkez yapmak istedim. Burada da tasarım sürecim var, eskizlerim var. Yani tasarıma giderken neler yaptığıma dair. Ben üç birimden oluşan bir yapı yaptım. Bunları ayırarak ortada bir sirkülasyon alanı planladım ve buranın bir sanat sokağı olmasını hedefledim. Tasarım çalışmamın başlarında bu sokak kavramını çok oturtamamıştım ama ilerleyen zamanlarda bunu yapmaya çalıştım. Ve projeme bir isim verdim, Sanat Sokağı diye. Burada 1,500 vaziyet planımı görüyoruz. Buraya konumlandı yapım. Buradaki caddeden geliyoruz. Burada iki tane okul var ve ilerisinde başka okullar var. Yani gençlerin kullandığı bir cadde. Burada cepler var. Yani arabalarını park edebilmesi için insanların. Burada da 1/200 daha yakın vaziyet planım var. Bu 1,80 kotum, giriş kotum. Giriş kotumda ben önce birimlerimden bahsetmek istiyorum. Birimlerimden en sağda olan müzikle ilgili alanların, müzikle ilgili sanat alanlarının olduğu sınıfların birimleri, odaları var, atölyeleri var. Bu sol tarafta gördüğümüz yapı da daha çok sanatla ilgili resim, heykel, vitray, taş boyama, ahşap boyama gibi alanların olan ve fuaye ile bunu diğer birime birleştirdim. Bu birimde de daha çok tiyatral gösterimlerin olduğu ve bu tarz kursların olduğu ve dil eğitimi sınıflarının bulunduğu bir alanda. 1,80 kotumda ben fuaye ile diğer birimi birleştirdim ve burada birçok amaçlı salonum bulunuyor. Hemen bir üst kota geçiyorum. 5,80 kotum. 5,80 kotumda bu iki birimi birleştirdim ve birleşim noktasına öğrencilerin ders çalışması ve kütüphaneye gidebilmesi için böyle bir alan oluşturdum. Ve yine aynı şekilde burada müzik sınıflarım devam ediyor. Yönetim birimlerini bu kota aldım. Yapıların her birinin girişlerinde idari birimler yani halkla ilişkiler gibi birimler bulunuyor ama yönetim birimlerini aynı yerde toplamak istedim. Diğer yapının burada teras çatısını görüyoruz. Bahçelerini görüyoruz. Burada dinlenme alanları var. Burada da kapalı seyir terası bölümü var. Burası da aynı şekilde seyir terası. Bu 980 kotum. 980 kotumda da çizim ve resim atölyesi ve heykel atölyesinin bulunduğu alan var. Burada onların kullanabileceği bir depo var. Ve çizim heykel atölyelerinden yani bu resim atölyelerinin çıkabileceği burada sergileyebilecekleri hem de yani atıl alan kalsın istemedim. Şimdi teras çatı yapıyorum ve oraların boş olmasını istemedim ve hepsini kullandım farklı kodlarda. Burada teras çatı olarak kullandım bu birimin çatısını. Burada heykeller var. Resim çizim yapan insanlar burada bunları sergiliyorlar, oturuyorlar. Birlikte bir araya geldikleri bir alan olarak düşündüm bunu. Hemen 1380 kotuma geliyorum. 1380 kotum sadece astronomi atölyesi ve gözlem evi var. Bu şekilde. Burası aşağı iniyoruz. Eksi 220 kotu. Yani girişim bir alt kotu. Girişim bir alt kotunda daha çok kumaşla ilgili dikiş ve tasarım atölyeleri var. Burada her katta bu şekildeydi. Mavi ile gösterdiğim alanlar çok ışık alan alanlar ve şöyle turkuazla gösterdiğim alanlar da daha az ışık alan alanlar. Burada da yine yandaki birimde gitar atölyem var ve kafeteryam var. Kafeteryam bu şekilde teraslanmalar yapmıştım ben.
kodlanmalar yapmıştım bu sokak olarak nitelendirdiğim yerde. Buraya bir çıkış var ve buradan hem drama atölyesi var aşağı katta ve oradan izleyebilecekleri bir drama gösteri alanı var burada dışarıda. Bunu izleyebiliyorlar kafeterya ve eğlence alanındaki insanlar. Hem de buradaki bu birime geçiş bu kattan yapılıyor. Burada da dille ilgili lingüistik bölümlerin olduğu sınıflar var. Diksiyon sınıfı, İngilizce, Almanca ve Arapça. Burada güvenlik sistemi odası, depom, arşivim, ısıtma merkezim ve jeneratör odam da bulunuyor. Ve -620 kodunda sadece bu birimi görüyoruz. Burada bir sinema salonu var. Bu sinema salonu daha çok sanat filmlerinin gösterimde olacağı ve yani gençleri teşvik edebilecek, sinemaya teşvik edebilecek filmlerin olduğu şeyler yayınlanacak. Burada bir drama atölyem var ve edebiyat atölyem var. Edebiyat atölyemde şiir yazma ve şiir okuma, kompozisyon yazma, kompozisyon okuma ve bunları sergilemeyle ilgili bir birim olacak. Drama atölyesinde de bildiğimiz gibi tiyatral alanda gösteriler olacak. Drama atölyesinden bu şekilde -620 kutuna yani teras bahçeye bir geçiş var ve buradan hem güzel havalarda ki Gümüşbalı çoğunlukla havanın güzel olduğu bir yer. Yani çok çok kış ayları dışında iyi oluyor genel olarak. Drama atölyeme geçiş var buradan da. Soğuk havalarda da buradaki sahneyi kullanırlar diye düşündüm. Bu şekilde. Şimdi kesitlerime geçeyim. Ben teraslanmaları, bu teras bahçeleri göstermek adına sokaklardan, yani sanat sokağı olarak nitelendirdiğim yerden kesitler aldım. Burada bu şekilde bu AA kesitim. Bu da BB kesitim. Burada bir cephe çalışmam var. Güney cephesi çalışmam. Ve daha sonra da renderlarım geliyor. Ben mahallenin bir kısmını yani yapımın bulunduğu bir kısmını modelledim ve nasıl durduğunu göstermek istedim. Aşağı kısımda yani kuzeyde Gümüşbalı Küçükçekmece Gölü var. Yani manzara yönü bu tarafta. Burada da renderlerim bu şekilde. Burada da sokaktan renderler almak istedim. Sokak kullanımlarını göstermek için. Bu kadar hocam. Eline sağlık. Bir üst kata gelebilir misin? Bir şey yapmak istiyorum, sormak istiyorum. Şimdi bak burası kaç kotu? Bir saniye. Plan olarak baktığımız zaman. Burası en üst kotu değil mi? Hayır, 1.80 kotu hocam. Giriş kotu. Tamam. Şöyle yapalım o zaman. Tersten gidelim madem. En alt kota gelebilir misin? -20. Tamam. -20'ye gelelim. Yaptım, bu değil. Bu da değil. Evet. Şimdi bak burada aslında bizim kullanılan olan alanlarımız hani şurasını ya da siyahla yapsak daha doğru olacak. Şuraları bizim kapalı olan alanlarımız değil mi? Kapalı olan alanlarımız ve muhtemelen şuralar da kapalı olan alanlarımız. Şurası ve şurası. Değil mi? Hocam aslında çizgilerle göstermeye çalıştım ışık alan alanları ama O çok fazla algılanmadığı için hani ben böyle bir yapayım. Hani bu daha görseli. Efendim bir daha söyler misin? Hocam kesikli çizgilerle gösterdim. Kodda kalan
Ben koptum. Eyvah. Çok kötü oldu. Sesim geliyor mu? Sesim geliyor mu? Hocam, ben düştüm hastam, bir saniye. Kabloyu bağladım da, bir saniye. Ben hattan ben düştüm de. Şimdi. Şimdi geldi mi sesim? Geldi. Tamam, ben düştüm az önce, kusura bakmayın, teknik bir problem. Şimdi eğer hani bunları nokta nokta göstermişsin ya, hani dijital bir ekrana bakıyoruz, kağıt üstünde bakmadığımız için algılamamız oldukça zor oluyor. O yüzden toprağın altında kalan olan yüzeyleri, bir de zaten küçücük bir ekrandan bakmaya çalışıyoruz, algılamamız iyice zor oluyor. Hani kafandaki şeyi görselleştirmen hani bu noktada bazen daha şey olabilir hani bizim adımıza. Hani bunu bu şekilde şey yapalım, bu katı bir daha şey yapabilir misin? Şimdi mesela bu taraflar kapalı olduğu için sinema salonu falan oldukça şey durumda şu anda. Daha net bir şekilde kapalı olan alanları anlaşılıyor. Değil mi? Biraz daha yaklaşabilirim isterseniz şöyle. Çünkü mesela burada ben tuvaletlerin olduğu yere üst pencere açtım. Oraları koyu turkuazla gösterdim ki yani daha az ışık alan alanlar olduğu için ve hiç pencerenin olmadığı alanları da siyahla çizdim. Büyük pencerelerin olduğu açık alanları da böyle daha açık maviyle göstermeye çalıştım. Bir saniye, benim tablet bağlanmadı bu sefer. Evet. Görüntüyü bir şuradan silelim, buradan silmedi. Evet. Yani blokları kendi içinde farklı fonksiyonları alman çok güzel, çok mantıklı. Eğime göre de hani farklı kodlardan girme kaygısı ve bu şekilde tasarımı gerçekleştirmeye çalışmak çok güzel, hani çok olumlu şeyler. Tabii organik olması bizim için bir dezavantaj haline geliyor. Çünkü taşıtmasıyla ilgili bir şeyimiz var. Taşıtmayla ilgili, hani taşıyıcı sistemle ilgili, sen onlara takılma, önce şeyi bitirelim diye konuşmuştuk. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir de bunun bir üst katına gelebilir misin? Şimdi bir üst katta da şuralar. Kapalı. Değil mi? Yok hocam. Üst tarafta çizdiğiniz güvenlik sistemi odası oralar açık. Hocam çizdim ben aslında. Belli olmuyor mu? Maviyle gösterdim. Maviyle olan yerler açıkta kalan yerler herhalde. Evet, değil evet. Mi? Evet hocam. Siyah çizilmiş olan yerler. Ha, şurası o zaman. Evet değil hocam. Mi? Şurası. Ya ben algılayamadığım için ben şey yapmaya çalışıyorum. Burada da şurası mıdır, evet, açıkta kalan yer? Evet hocam. Yani şöyle. Evet, orası çok güzel. Ekranda da hani renkler tam siyah oturmadığı için. Yani ben göremiyorum ya da bilmiyorum. Kodları da göremediğimiz için farklılıkları anlayamıyoruz ama hani maviyle şeffaf olan alanlar görülüyor. Toprağın üstünde kalan alanlar görülüyor. Evet, Zoom'da kalite düşüyor olabilir ekran paylaştığımda. Ben kodları görüyorum aslında ama. Kodlar çok minik. Yani şey, şimdi şurada şey gözükmüyor.
renk farklı, burası gömülü gibi duruyor. Mum. 2.20. Neresi hocam? Şu son çizdiğim alan. Hocam yani, orası -1.20 kutu. Ben orayı kendim kapattım. Ha, şey kap, yani duvar yok. Duvar var orada yani. Pencere yok. Hocam çünkü buradaki katmanlarda -1.80 kutu mesela buradaki katman. Biz şu an -2.20 kutundayız. Yani daha aşağıdayız. Burası daha yukarıda kalıyor. Burası -2.20 kutu olduğu için buradan itibaren açılıyor ve pencere geliyor. Tamam. Peki bir şey sorabilir miyim? Şuralar nasıl açık o zaman? Yani şimdi şuralar açık gözüküyor çizimde. Doğru mudur? Efendim hocam? Bu mavide çizdiğim yerler açık mı? Yok hocam, değil. Değil mi? Tamam. Peki. Ben de açık mıyım? Bir evet, öneri olarak yani hani şeyde sunumda, en son sunumda bu toprağın hani iç kısımda şeyde gömülü olan kısımları belki duvarları koyu olarak içi dolu olarak çizerek gösterebilirsiniz. Hı-hı. Daha iyi anlayabilirsiniz. Evet. Ya bunu bir pasta normal, dilimi gibi. Buyurun hocam. Pardon. Normal hani duvarlarla karışıyor ya. Hani şeyin toprağın altında kısımları içini dolgu duvarla gösterirsek, doldurulmuş bir duvarla gösterirsek siyah bir renkle falan daha iyi algılanır diye düşünüyorum. Evet hocam. Özür dilerim, böldüm böyle. Şöyle midir yani o zaman? Evet, evet. Şeyse. Çok koyu oldu ama. Duvarımız burada böyle, değil mi? Evet. Şöyle gibi. Böyle değil mi Hande? Şey değil. Evet hocam. Sadece şu kesim atölyesinin olduğu yerde bir üst pencerem var açık. Orayı turkuazla gösterdim aslında ama uzaktan hiç görünmüyor. Evet. Peki. Şimdi biz farklı kodlarda olduğu için affedersin sen projeyi biliyorsun, bizim hani ben de bir nebze ben de biliyorum hani diğer hocalarımıza göre hani kurguyu oturtturabilmek için ya da mekan organizasyonunu oturtturabilmek için şey yapmamız gerekiyor, hani bunu görselleştirmemiz gerekiyor. Öyle ki diyelim ki Archiprix'e gönderdik projeni, kendini çok iyi tarif etmesi gerekiyor ki hani sen sus projen konuşsun usulü olsun. Anlatabildim mi? Yani daha böyle net olmuş olacak her şey. Evet, şimdi siz bildiğiniz için projeyi tabii içinde Yaşar gibi tasarladığınız şey yaptınız. Bildiğiniz için size anlatmak tabii şurada bu var falan diye söylemek ya da şu kodda anlaşılıyor. Yani siz anlıyorsunuz ama dışarıdan anlattığınızda ilk gören kişi için bayağı bir algısı zor gibi görünüyor. Hani evet. Onu da görselleştirirsek yani bu şekilde bir takım şeylerle, kararlarla daha anlaşılır olur. Ya da projelerin üstüne işte şu kod diye hani yazılırsa şu kodlar, şu koddan alınmış bir plan falan diye yazılırsa belki daha iyi anlaşılır. Hocam aşağıda yazıyor da aslında ama şurada. Nerede? 20 kutu. Evet. Yani yakınlaştırdım. Evet, evet. Hande bu şey aslında 2.20 kodu yazsa da hani bizim önde ve arkada olanların hangilerini şey yapıp yani bir çırpıda anlamak çok zor olmaya başlıyor. Ya da boş olan yani yani evet bir köprüyle hani bağladığımız yerler var. Mesela kaç kotunda bilmiyorum da 3 kotunda mı?
220 kotunun bir üstünde galiba. Köprüyle mesela bağlıyoruz değil mi? Mesela A kestiğinde o az önce anlaşılıyordu. Bir o plana gelebilir misin? Ha, şimdi bak mesela burada şuranın artık şey olduğu, hani mekan olarak baktığımız zaman iç mekanda buranın bir köprü olduğu algılanabiliyor. Ama sanki şurası da hani daha böyle silik ya da belki başka renkle Photoshop'ta hani üstünü tarayarak bir şeyler yaparak hani böyle iç ve dış aralığına ait olan mekanlar olduğunu şöyle göstermek daha doğru olabilir belki. Hocam Photoshop'ta ben bunları boyamaya kalktım. Yani boyadım ama kalite o kadar çok düşüyordu ki böyle piksel piksel oldu ve buraya da yükleyince tekrar çok kötü olacaktı. Ben de o yüzden PDF bırakmak mecburiyetinde kaldım. Çok fazla detay olduğu için Photoshop'ta kalitesi çok düştü. Yani şu benim hani renklendirdiğimiz şeyle çok daha rahat anlaşılıyor değil mi? Evet. Hani mesela hani böyle bir anı nasıl yapılır? Hani onu dijital olarak ben de şu anda kilitlenmiş durumdayım. Ya da hani AutoCAD'de ya da bunu neyle çiziyorsun? AutoCAD'le çizmişsin. AutoCAD'le çizdiğinde hani şey yapabilirsin. Oralarda bir boundary oluşturup onunla bir tarama yapabilirsin. Ya da şeffaf bir solid oluşturabilirsin orada. O Evet. daha şey olabilir. Projeni daha iyi anlatman için mücadele ediyorum. Anlatabiliyor muyum? Yanlış anlama. Yani yüzünden öyle bir endişe hissediyorum da. Güzel Evet. olanı ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Evet, zaten planlarda biraz zor anlaşılıyor. O yüzden işte sokak kesitleri almaya çalıştım. Mesela hani şurada bir sokağı oluşturmuşsun ya, bu oluşturduğun sokağa hani kademe kademe geçişleri var. Onu algılamak hani ya da ne yapılabilir hani bilemiyorum. Şuradan bir tane render alıp şuraya o render'ı da atabilirsin mesela. Orada basamaklar var değil mi? Evet hocam. Yani orada merdiven çıkışlarını gösterebilirsiniz. Hani merdiven çıkış yönlerini gösterseniz biraz daha algılanır olur mu bilmiyorum. Yani orada sanki bir mekan varmış da duvarlarıymış gibi duruyor. Hocam isterseniz renderleri falan gösterebilirim biraz daha şey yapmanız için. Kesitleri. Bu şimdi ben hani biraz daha projeyi şey yapabilmek adına en üst katta bir tane gözlem evim, gözlem odamız gibi bir şey vardı ya da gözlem salonumuz, platformumuz vardı. Bir oraya gelebilir misin? Neredeyim? Burası. Aslında hocalarım şöyle. Şimdi baktığımız zaman bizim burası en üstte kalan alan. Şurası en üstte kalan alan ve kodlama olarak baktığımız zaman onun bir altında ve onun bir altında gelen alan olarak gözüküyor. Hani şey olarak baktığımızda belki bunu da vaziyette de hani kademelendirme yapıyoruz yani ya da kat adedini belirtiyoruz ya. Kat adedini belirtirken antresit, açık antresit, açık griye doğru geçiş yapabilirsin. Böylelikle hani kendi içinde daha şey yapabiliriz. Kademe ve kod farkını daha rahat anlayabiliriz. Yolu da ona göre işte koyu yeşil, açık yeşil, daha açık yeşil gibi. Hani pasta dilimini hani renderlarda yapmışsın ya hani farklı kodlarla. O şekilde geçişlerini verirsen çok daha şık olur diye düşünüyorum ben. Planda işlemeyen bir şey yok gibi gözüküyor. Hani biz daha önceki şeylerde Evet, baktığımız zaman şeyleri değiştirdim hocam. Tuvaletleri falan bir şeyler merdivenin altına alacaktın falan gibi şeylerimiz vardı. vardı. Onlar da çok böyle göze batan bir şey gözükmüyor. Hocam ben şu an taşıyıcıyı düşünüyorum. Onu Güney hocamızla artık konuşacaksın. Güney Evet. hocamız
Geçen seferki jüride çünkü bana güne hocanız çözer demiştiniz. Ben o yüzden hiç dokunmadım bu sefer. Taşıyıcıdan azat etmiştim seni, evet. Evet. Yani bu proje beni, evet, çok çaba var. Bu zorlu bir proje seçilmiş. Zorlu bir eğim seçildiğinden ziyade organik bir form seçilmiş. Bayağı bir zor buldum kendini. Evet hocam. Yani oturum olarak şimdi daha hale gelmiş. Bir de yani buraya girişlerde hani bu yuvarlak merdivenler, sahneye çıkıyorsun, oradan içeriye giriyorsun ya. Yani bu tür şey, yerlerin girişi böyle, yani bu daha çok konut girişlerinde bu tarz şeyler olabilir. Yani burayı yolla bütün yolumuz nerede? O yolu görebileceğimiz bir vaziyet var mı? Yolda Hocam görebileceğimiz. bir saniye. Hocam yolu şurada görebiliriz. Yolda eğimli olduğu için. Yani o giriş kısmı sadece giriş önü sahanlığı şeklinde değil de oranın yolla birlikte bir tesviye edilip yani giriş kodunla düzenlenmesi gerekir o şeyde. Yani geliyoruz 5-6 basamakta yukarıya çıkıyoruz şeklinde değil de orada düz bir platform olması gerekir. Böyle yuvarlatılmış bir giriş çok cansız durur. Yani bak şurada, bak şu kestiğindeki sol altta gözüküyor. Sağ alt köşede gözüküyor mesela. O merdivenin cansız olduğu. Aslında burası bir giriş değil mi? Yani orası ne girişi mesela bu şey planlanan? Müzik atölyelerinin girişimi Müzik düşünüyorum. atölyeleri girişi. Yani buradan çıkışta bu sahanlık yetersiz bir sahanlık oluyor. Bence bu kesitte şu düzlemi bu girişe göre düzeltmemiz gerekir. Bu sonunda belki bir istinat duvarı gibi bir şey yapıp, yani o platformun, giriş platformunun düz olması gerekiyor. 2-3 basamak belki şey yapılabilir ama çok fazla basamağa bu şekilde yuvarlatılmış olarak girilmesi böyle bir tesise girerken şey değil. Evet hocam haklısın da eğim Bu olduğu için ne yaptım bilemedim. şöyle ama yapsak işte olur mu hocam? yapabilirim. Hocam çok özür dilemiş. Hani şöyle müdahale etmek çok istemiyorum ama hani ister istemez bir şeyimiz oluyor. Hani şöyle bir şey yapıp da şöyle bir şey Evet. yapsak gibi iyi kastediyoruz aslında sana. Hani Yani teras yolunun arazi, orası yol hocam. Yani orayı öyle basamaklı yapamam. Arabalar geçiyor. şimdi, ama yoldan belli bir çekmen yok mu senin? Var hocam. Yaya kaldırımını Orası. yapalım. Ha, tamam anladım hocam. Bak burada şöyle düşün Hande. Güney hocam çok pardon, bölüyorum. Bunun maketini yapıyormuşsun gibi düşün, tamam mı? Kademeli bir maketi yaparken hani kodları veriyoruz ya, o kodları verirken binaya dik olacak şekilde kodlama yapsan çok daha net olarak anlaşılır. Mesela Güney hocam çok özür dilerim. Bir şey söylemek istiyorum. Bir şey açabilir misin? Alt kodu açabilir misin? Bu -680 kodunu. 6-20. 620 kodunu. Tamam. Kabul, 620 olsun. Bin tane kot var. Ya olur, biz de karıştırıyoruz, çok normal. Hani geçen hafta şey demiştim ya, hatırlıyorsan, ya bunu yaparken hani kodları verirken hani şöyle yapsak daha mı doğru olur? Hani binadan binaya dik olacak şekilde versek. Anlatabiliyor muyum? Hani mesela şu kod geliyor ya, bu kod nereden devam edecek? İşte binanın gelişi burada, ta buraya kadar gelecek, bu kodla işte arasını bu şekilde düzelteceğiz. Atıyorum şu kotu, yani şuradakini böyle eğimli vermeyeceğiz de onu şöyle düz alacağız gibi düşün. Anlatabiliyor muyum? Hani kot devam ediyorsa böyle. Ya da üstteki kot, hani şunun için söylüyorum. Şöyle alalım onu. Şöyle alalım onu gibi. Anlatabildim mi?
kodları. Yani şu bir platform olsun, atıyorum. Ondan sonraki başka bir platform olsun. Bir diğeri başka bir platform olsun gibi. Hani son çizim yani rengi düşünmeydi. İçerideki sokak gibi basamaklı mı olacak etrafta? Tabii öyle, mecburen öyle yap ki hani bunu da bu kodları burada bu kodları verirken şeyimiz olmasın. Hani aradaki kodu vereceksin ya. O böyle kendi halinde akan bir şey değil de bizim ona müdahale ettiğimiz, hani bir tarafını şişirdiğimiz, öteki tarafını boşalttığımız bir şey haline gelsin ki düz olsun. Yani şuraya yaptığın, şöyle söyleyeyim sana. Şuraya yaptığın teraslamalar var ya, bu teraslamaları da hani Güney Hocamız onu söylemek istiyor. Yukarıda hani buralara girişler veriyorsun ya dairesel. O kodları da öyle bir yerde getir ki artık o kodları öyle basamak basamak çıkma oraya. Aynı hizada bitsin demek istiyor Güney Hocamız. Evet. Diye düşünüyorum. Deneyeyim bakalım yani deneyeyim. Hocam yani çizerken her şey çok kolay. Modele geçince hiçbir şey olmuyor. Yani çok zorlanıyorum modelde o araziyi şey yapmakla. O yüzden yani biraz da yapabildiğim kadarını yapıyorum aslında. Yapmak istediğim başka şeyler de var. Ama yapamadığım için yapamıyorum. Bir tavsiye, abi tavsiyesi, maketini yap. Bu zaten maketsiz nasıl gidiyor ben de bilmiyorum. Tam maketle çözülebilecek. Yani maketini yaptığın zaman arazinin bak o zaman cuk diye oturacak. Bence. Tamam. Tabii. Buyurun hocalar. Ben Güney Hocam özür dilerim. Bir de giriş kotunun üstü müydü? O kotu bir açar mısın bize? 1.80 kotunun üstü. Burası hocam. 5.80 kotu. Yani bu paftayı o kadar güzel işlemen gerekiyor ki aslında. Yani burada mesela burada kod değil, köprüyle bağlantısı olan bir üst kodda mıydı? Üst kod. 580 kodu. Bu 580 kodu mu? Evet. Yani, 580. Evet bu 180 kodu değil mi? Yani burada aşağı mesela bu şu koridorun şey girişten sonraki diğer hacime bağlantının altından geçen bir yol olduğunu bize çok iyi anlatman lazım. Yani çizim tekniği açısından diyorum. Tamam burada böyle bir şey var. Üstte bir köprü var. Yani burada ne yap et? Bu paftayı çok anlaşılır bir hale getir. Bu pafta aslında bu plan senin aslında bütün her şeyini anlatan bir plan. Burada alttan geçen bir yolun var. Girişim ve girişten bağladığın bir köprüyle bir olayım var. Yani bu üç kütleyi en iyi anlatan paftan burası. Ama bunu da anlatırken işte alttaki o geçişi, köprü geçişini falan çok iyi vurgulatman lazım. Yan tarafta kalan o kademelendirilmiş teraslarını, dediği gibi Hakan Hocam'ın yani koyuluklarına göre hangi rengi belirliyorsa ona göre arttırarak onları da iyice veya sadece teras kısımlarına gölge atarak terasladığın kısımlara gölge atarak da çok iyi şey yapman lazım. Yani bir de dediğim gibi bu katta mesela bu girişleri platform olarak böyle yuvarlatılmış merdiven olarak şey yapma. Şimdilik bunlar kendini epey zorladın, zorladığına değdi bu proje. Evet. Bazen diyorum niye yaptım böyle bir şey, işte istemiyorum bunu, düz bir yer seçseydim keşke falan diyorum ama bittikten sonra hoşuma gidiyor. Yani burada şey olan iyi olan kısmı yani kademelere göre, eğime göre o her eğimden bir giriş almaya çalışıyor olmak. Her eğime göre nerede doğal eğimi nerede yakalıyorsa oradan binalara giriş alıyorsun. Eğimler arasında çalışırken de bunlara zaten dikkat edilmesi gerekiyor. O kaygıların var senin. Güzel, eline sağlık. İnşallah final şeyinde çok daha iyi anlatacaksın projeyi. Projeden ben çok mutluyum yani. Teşekkür ederim hocam. Şimdilik bu kadar. Size sağlık. Gaudi'nin binası gibi olmuş.
Uygulama projesinde bu projeyi çizdirelim sana ya. Yok. Bence iyi olur. Çelikle çok rahat çalışırsın sen bunu. Ya, çelik de hiç bilmiyorum. Hiç çizmedim. Ne, öğrenirsin. Biz de bilmiyorduk. Evet. Ekleyeceğin bir şey var mı? Sormak istediğin. Yok hocam. Tamam. Eline sağlık. Teşekkürler. Daha çok çalışacağız. Evet, şimdi bulaşıcı hastalıklar polikliniğinden Nur ve Şeyma, burada mısınız? Birinizi alalım, sözü size bırakalım. Tamam hocam, ben. Tamam, söz senin Nur. Senden sonra bir mola verelim, 3 öğrencimiz olacak çünkü. Paylaşıyorum hemen. Buyur, söz senin. Bulaşıcı hastalıklar polikliniği yapıyorum. Genel olarak analizlerimden, yer seçiminden bahsetmeme gerek var mı? Hızlıca hatırlatayım ya da. İhtiyaç listemi çıkarmıştım. Bubble diyagramım, yani bubble gibi bir diyagramım var. Neyin nerede olacağını aslında belli planladığım. Sonrasında alanım Balıkesir'in Edremit ilçesinde ve ilçenin yaşam alanının bittiği sınırda. Yani, bu alandan kuzeye ve batıya doğru gidildiğinde yerleşim artarken, güneye ve doğuya doğru gidildiğinde yeşil alan artıyor. Bu sınırı seçmemin en önemli sebebi de bulaşıcı hastalıkların hem kolay yani polikliniğin hem kolay ulaşılabilir olması, hem de şehrin içinde olmamasıydı. Yani çok şehrin içine girmemesi gerektiğini düşündüğüm için. Bu vaziyet planım, böyle bir alana yerleşiyorum. Bodrum kat planım. Burada şeyler var. Ay, affedersiniz. Makine dairesi, morg, sığınak ve çamaşırhane, depolar, steril malzeme deposu. Genel olarak hastanedeki malzemelerin sterilize edildiği bir bölüm, asepsi bölümü ve yoğun bakım bulunuyor. Burada ben renklendirmeyi şu şekilde yaptım. Personelin yoğun olarak kullandığı yerleri lila rengine, yatay sirkülasyon alanları krem renginde ve düşey sirkülasyon alanları da daha pembemsi bir renkte. Sonrasında asepsi neydi, bir söyleyebilir misin? Asepsi. Geçen sefer de sormuştunuz hocam. Araştırdın mı? Kimyasal, evet cevap vermiştim tamam. Öncesinde de. Kimyasal malzeme kullanmadan sterilize etme yöntemi ne deniyor? Tamam. Girişim buradan. Hastaneye girince benim öncelikle iki tane çok önemli kuralım var hastane geneliyle ilgili. Hastaneye giren herkes istisnasız maske ve eldiven takmak zorunda. Çünkü bulaşıcı hastalıklar polikliniği burası ve hani hiçbir şekilde kimseyi riske atamayız. Bir de eğer yanlarında birisi refakatçi birisi olmak zorundaysa, sadece zemin katta, yani muayene olup yatışı gerekiyorsa yatışı yapılana kadar yanında olabiliyor. Yatış yapıldıktan sonra sağlam bir kişiyi aynı poliklinik içinde tutup riske atmak istemiyorum ben. Bu yüzden zemin kat harici kimse, yani hiçbir refakatçi kişi yukarı aşağı hiçbir yere gidemeyecek. Hasta buraya geldikten sonra burada bir danışma ve kayıt bölümü var. Daha sonrasında genel muayene alanına geliyor öncelikle. Çünkü şeyi bilemez. Hiç, yani hasta hastalığını bilemez, semptomlarını bilir.
Dolayısıyla öncelikle genel muayene alanına geliyor ve semptomlara göre, gösterdiği semptomlara göre, eğer ciltte semptom gösteriyorsa cildiyeye, akciğerlerde, solunumda semptom gösteriyorsa göğüs hastalıklarına ve enfeksiyon hastalıkları ya da vektörle bulaşan hastalıklar şeklinde bir durum varsa onu da onunla ilgili uzmana yönlendiriliyor. Burası genel muayene alanı ve diğerleri de alanında özelleşmiş doktorların muayene alanları ve bekleme alanları var yanlarında. Tamam. Şurayı biraz büyütebilir misin? Şimdi plan olarak çok algılayamıyoruz çünkü. Bir tık daha veya iki tık daha. Tamam. Devamında burada tahlil alma, kan verme ve görüntüleme zemin katta çözmeye çalıştım. Çünkü işi olmayan başka yerlere uğramasın. Hani teşhis gerektiğinde, teşhis koyulması gerektiğinde aynı katta halletsin, fazla dolaşmasın istedim. Burada bir tane hasta tuvaleti var. Yan tarafta da, yani koridorun diğer kısmı da idari bölüm. Onun ayrı bir girişi daha var buradan. Başhekimlik odası, muhasebe, sekreter, personel dinlenme odaları ve soyunma odası ve duşla birlikte bu koridoru personele ayırdım. Geçiyorum üst kata. Burası birinci katım. Burada koridorlar artık özelleşiyor. Yani bir koridor ciltte rahatsız, semptom gösteren hastalıkların, yani cildiyenin koridoruyken diğer koridor vektörler, enfeksiyon hastalıklarının koridoru. Ve burada da personel odaları, yine bu hastalarla ilgilenecek personelin, doktorun, hemşirenin, asistanın vesaire kalabileceği odalar bunlar ve temizlik odaları var. Her koridorun farklı şeyi, temizlik malzemesi deposu var. Dolayısıyla her taraf için farklı malzemeler kullanılıyor. Bu dışarıda görülen tuvaletler personel tuvaleti. Hasta yatak odalarının hepsinde tuvalet ve duş bulunuyor. Baba, ve buraya da balonları artık alabilir miyim? Annemle bir konuşsana. Burada da bir kantinim var. Bu kantin şöyle işliyor. Hastalar çağrı bırakıyor ya da arayabiliyor ve o şekilde, hani hastaların burada yığılmasını istemiyorum. Kantindeki görevli ve yanında çalıştıracağı birkaç kişi belki hasta odalarına direkt servis yapacaklar. Yani hastalar çıkıp çok fazla birbiri arasında kalabalık oluşturmasın diye böyle bir çözüm buldum. Yani bulaş sayısını azaltmak amacıyla ayağa hizmet. Evet. Evet. Yaptık. Yani özetle. Evet. Ben biraz heyecanlandım da tam toparlayamadım. Yok, heyecanlanma. Sakin. Olmuştu diyor bu anne. Üst katım. Tamamen. İçinden alacakların balonları al. Ondan sonra elini sabunla. Ya da sabun. Şey dedi değil mi? İçinden balonları al, sabunla dedi. Şu kahverengi çok güzel gözüküyor. Şunlar çok güzel gözüküyor. Değil mi? Ah. Alayım mı? İçindekiler temiz. Benim en pislendi ama. Niye? Ona dokundum. Elin sabunlu o zaman. Ben evet. Oynamana izin verdim ama bu da böyle olmaz anneciğim. Çok değil. Oğlum, hayır anne, böyle bir oğlum, ben hayatımda mı? Tamam, toplarım. Topla ondan sonra.
açısından. Devam edeyim mi hocam? Buyurun buyurun. Keşke beklemeseydim beni. Burası da ikinci katım. Bu kat tamamen göğüs hastalıklarına ayrılmış bir kat. Sağ taraftaki koridorda burada normal, yani şöyle söyleyeyim, sol taraf aslında COVID gibi, şu an gündemde COVID olduğu için COVID diyorum. O tarz bir pandemi durumunda kullanılacak olan tamamen sterilize bölge. Yani tamamen sterilize olması gereken bölge ve olmasa da olacak olan bölge. Yani odalar kendi içlerinde zaten sterilize olacaklar tabii ki ama burası hani daha riskli olan bölge. Zaten buraya giriş daha kontrollü ve doktorlar, hemşireler girerken önce sterilize olup daha sonra girip çıkarlarken de tekrar sterilize olup öyle çıkıyorlar. Burada da yine personel odaları ve temizlik odaları var. Temizlik odasını yine aynı şekilde iki koridor için ayrı düşündüm. Daha sonra kesitlerim var. Planlarım bu şekilde. Bu AA kesite. Yapma. Başka bulanlar olmuş işte. BB kesiti girişi de gören bir şekilde. Kahverengi abi, bak onlar çok güzel. Ne istiyorsun? Hı-hı, onlar çok iyi. Kuzeybatı görünüşü, bu girişin olduğu kısımdan bakıyorum. Oha çok güzel. Yapıya. Tam voleybol oynamayı. Ya kollar, yani yapım açılı olduğu için aslında iki tane görünüş alınca her cephesini görmüş oldum. Bu da güneydoğu görünüşü. Bu da tam arka taraftan bulunan görünüş. Bu şekilde. Buyurun hocalarım. Demin katta benim söylemek istediğim bir şey var. Biraz yaklaşabilir miyiz? Girişin tam karşısında tahlil ve kan alma şeyi var herhalde, birimleri var değil mi? Evet. Yani onun tam girişin karşısında olması çok uygun değil gibi geldi bana. Yani burası çok özellikle, hani ben çok hastaneye giden bir insan değilim. Ama hani birkaç kere böyle gittiğimde özellikle kan almanın olduğu yer böyle çok kalabalık, hani beklenecek falan bir yer. Onun daha ayrı bir yerde olması daha uygun olur diye düşündüm. Hani girişte değil de daha farklı bir şey alınabilir diye düşünüyorum. Bodrum'a belki olabilir. Yani hani herkesin de, evet siz şey olarak düşünmüşsünüz. Yani merkezi bir yerde olsun diye düşünmüşsünüz. Belki hani onların birleşimi yeri ama girişte olmamalı diye düşünüyorum onu. Onun merdivenin hemen kenarlarında böyle kullanılmayan alanlar var. Hani asansörle bu sirkülasyon alanlarının daha hani böyle o boşlukta kullanılmayan alanları da telafi edecek bir şekilde çözümlenmek gerek diye düşünüyorum. Onun dışında girişte rampamız var herhalde değil mi? Evet hocam, rampa var girişte. Yani o rampayı daha böyle estetik bir şey yapılabilir. Yani girişte böyle tam karşıda biraz görüntüyü açıkçası şey yapıyor. O daha
yani estetik bir şeye girişi daha böyle bir şey yapabiliriz diyorum. Yani anladım. Orada çok dik gibi olmuş. Tabii rampanın eğiminden dolayı da çok uzun bir alan o. Çok uzun bir yol. Onun dışında işte şu sağ tarafta orada bir giriş var sanırım. Ne giriş acaba o? Personel girişi hocam orası. Personel. Personel odaları nereleri? Buralar. Yani başhekimlik odası burada mesela. Evet. Sekreter odası veya muhasebeyle ilgilenen kısım burada. Diğer doktorların, hemşirelerin, personelin oturup dinlenebileceği, bekleyebileceği yerler de buralarda. Mesela şey olsaydı daha iyi değil miydi? Yani bu başhekimliğin olduğu kısım hani bu tarafa döndürülseydi de giriş oradan bir yerden verilseydi. Yani, yani girişi de yine aynı yönde olsaydı onların. Çok böyle sanki hani servis girişi gibi olmuş orası gibi geldi bana. Anladım. Yani başhekimlik odasının bu tarafa doğru olup da hani girişin olması daha iyi olur gibi geliyor. Anladım. Bakarım hocam ona. Onun dışında bir de üst katta şey demiştiniz. Eğer tabii hani öyle bir kararınız varsa bilemiyorum. Hani COVID'li hastalar için bir bölüm var demiştiniz. O bölüme yani ayrı bir giriş ve şey olması lazım. Yani içinden merdivenle ve şeyle ulaşım olması lazım. Yani hiçbir şekilde buraya ana girişten sokmadan ayrı bir giriş olması gerekir diye düşünüyorum. Anladım. Cephelerinizde görmüşlerde biraz daha hani modellemenizde aslında bina hani böyle şey kollu şeyli biraz daha hani estetik bir şeyler katılabilir. Biraz daha elden geçirilmesi gerekiyor görünüşlerin. Anladım hocam. Evet. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Evet. Bence de şimdi önce girişlerden başlayayım ben de. Yani bu burada bir hastane girişi yapıyorsak öncelikle bir ön bir alana girilmesi lazım. Ondan sonra hastanın esas girişine şey yapma. Yani bir rüzgarlık kısmı ciddi bir... benim sesim geliyor mu? Geliyor. Yani girişte ciddi bir rüzgarlık alanı olması gerekiyor hastanelerde. Ve de yani burada buraya girdiğimiz zaman bu tanışmanın yanında gizli bir şekilde kalmış olması giren insanı direkt kendi şeyine göre yönlendirmeye tabi ediyor. Yani girişin tam karşısında şeyleri, o danışmayı, müracaatı falan çözmemiz lazım. Yani girişi tam karşılıyor şekilde olması gerekir. Bu yani engelli rampasında yani yönetmelik bunu istiyor diye konmuş gibi koymayalım bence. Yani onu da tasarımın bir parçası olduğunu fark ettirerek koymamız lazım. Yani merdivenin orada uzanan bir şey olmasın, bu binayla bütünleşen bir durum olsun ve de kullanılır bir şeyi olsun, geometrisi olsun bence. Bu yani yönetim birimlerindeki şeyde, yani giriyorsun mesela ilk başhekimliğe geliyorsun, yani ilk olarak başhekimliğe gelmemesi lazım insanlar, yani personelin. Yani girdikten sonra belli bir yerden geçerekten başhekimle girmesi gerekiyor. Ve de her servise girişte de ayrı ayrı bir sterilizasyon değil de yani çift kapılar isteniyor artık hastanelerde. Önce bir holeye giriyorsun. Hatta o şeyde kapılar karşılıklı birbirini karşılamasın diye de düşünüyor. Yani giriyorsun o hole, 90 derecelik bir açı yapıyorsun, farklı bir şeyden giriyorsun. Yani hava akımını engellemek adına yapılmış bir şeydir burada.
Yani bu servislere girerken onlara da dikkat etmesi lazım. Yani hocamızın dediği gibi, yani girişin karşısında direkt kan almaya yönleniyormuş gibi olmuş burada şey. Halbuki yani o belli bir aşamalardan sonra yani kan alması gerekiyorsa oraya yönlendirilebilecek bir durum olmalı. Daha böyle ilk muayenenin yapılabileceği, ilk acilin şey. Sizin bu sol taraftaki kısım acil üniteler mi? Acilim yok hocam. Yani sol taraftaki kısım bir genel muayene alanı var bir şurada. Diğerleri de alanında uzmanlaşmış kişilerin muayene alanı. Cildiye uzmanının muayene alanı, göğüs uzmanının muayene alanı gibi. Anladım. Yani bir de bu servislerin her birinde hemşire odasıdır, doktor odasıdır. Eğer bir şeyin ayrı bir danışma odasıdır, o tarz şeyler de olması gerekir herhalde istenenler arasında. Yani onlar, yani sadece yataklardan üst kat planına bir geçebilir misin? Tabii. Yani üst katlarınız, bakın sadece üniteler yataklardan, yatak odalarından oluşmuş bir şeye dönüşmüş. Yani burada da dediğim gibi yani buraya girerken bir rüzgarlık alanı yapmanız gerekir. Kapılarını da birbirine şaşırtarak da yaptığınız bir alan. Ve de her serviste de bir yani bir hemşire odasıdır. Belki doktor odasıdır. Olması gerekiyor. Hatta bu şeylerde servislerin yani refakatçi alabilecek olan servislerin şey kısımlarında sonunda ya da başında bir onların oturabilecekleri, hava alabilecekleri bir alanda yapılsa istenen bir şeydir hastaneler için. Yani ben affedersiniz, refakatçi almamak bana daha mantıklı geliyor ama yani almayacağınız servisler vardır, yani o enfeksiyon şey bölümüne, bulaşıcı hastalıklar bölümüne alamazsınız şeylerde. Yani alınmıyorsa onu göz ardı edebilirsiniz ama mutlaka her servisin bir sorumlu hemşire odası ve doktor odası mutlaka olması gerekir. Onları hocam şunlar, yani burada çözmeye çalıştım ama yerleri doğru olmadı belki de. Yani o servisten çıkmadan onlara, o kişilere ulaşması gerekir. Anladım. Bir de cephelerle ilgili de yani cepheler, yani bu pencere, odaların pencereleri ne verdiyse onu kullanmışız. Yani cephelerle ilgili de ayrı bir tasarım şeyi yapman gerekiyor, çalışma yapman gerekiyor. Belki bunlar için yani bütün odalar aynı uzunlukta olması gerekmiyor. Cephene hareket getirmek için bazı odaları daha da büyütebilirsin. İçeriye biraz daha sıkıştırabilirsin. Yani bu düz duvar şeklinde olmasın. Ve de yani genelde bütün arkadaşlar kat sayılarını sabit tutmuşlar ve de saçak seviyesini hep aynı seviyede tutulmuş. Şimdi şu ana kadarki olan projelerde. Bence onlar öyle bir zorunluluğunuz yok yani. Binada düşeyde de hareketler yapmalısınız. Yani yatayda plan düzleminde çok hareketli projeler geliyor mesela şeyde. Ama cephelere geçtiğimiz zaman cephelerde onu göremiyoruz. O hareketliliği göremiyoruz. Onlar da cephede ayrı bir çalışma konusudur bu tür projelerde. Hatta önemli bir yer tutması lazım. Cepheler için de ayrıca bir emek vermen gerekiyor. Onu da dikkate alalım. Şimdilik bu kadar benim söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Bir şey daha söylemek istiyorum izninizle. Şimdi evet, orada bir kantin yani orada küçük bir şey tasarlanmış. Hani çok şey değil ama bence yani o tam da böyle aslında ışık alınabilecek şey, o alanı kapatmışız gibi geldi bana. Yani çok güzel bir holü orada kapatmışız önünü gibi geliyor. Dolayısıyla o kantini daha böyle bir cep gibi bir yere alınabilir. Yani hani çok böyle şey bir durum değil. Yani çok
Anlatabildim mi bilemiyorum. Anlamadım hocam. Yani şeyi kapatmış açıkçası. O güzel golü orada kapatıyor. Ay çok tatlıymış. Günay kime benziyor ya? Çizim gördü hemen geldi bakın. Proje gördü. Merdivenlerini göster oğlum şimdi merdivenlerini. Merdivenleri gösteriyoruz. Evet. Evet. Maşallah. Allah bağışlasın. Çok Allah tatlı. Analı babalı büyüsün. Evet. Maşallah. Anneye mi benziyor? Herhalde öyle diyorlar. Yani. Hocam iki tane mi? Bir tane evet. Bir tane. Maşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nurgül aslında çok güzel çalışmışsın. Eline koluna sağlık. Şöyle tasarımda avantajlarım var. Bunu bir tık daha çalışarak çok daha güzel bir şey haline getirebiliriz diye düşünüyorum da. Mesela bu COVID'de olan hastaların olduğu bölüme bir odaklanabilir miyiz? Bulaş riski olan kata bir gelebilir miyiz? Bak bravo. Aslında burası senin tam anlamıyla Günay hocamız burada az önce söylediği bir şey cuk diye oturuyor aslında biliyor musun? Bak burada madem geçiş isteniliyor bunun işte geçiş kapısını bu taraftan verip bunun bu taraftan bunun da çaprazında olacak şekilde bu taraftan versek ve doktor ve hemşire odalarını karşılıklı alsak buradaki personel odalarını bu tarafa aktarma şansımız olabilir. Değil mi? Hı hı. Ve girişte aslında bizim bir kolumuz var. Biz daha önce buna bir önceki jüride paylaştık mı paylaşmadık mı bilmiyorum ama hani kalın bir koridor olup da işte orta tarafta hemşire odası, malzeme odası, doktor odası ve lavabolar hatta eğer şeyse refakatçilerin ve diğer kişilerin kullanabileceği ve bunun etrafına da bir koridorla sardırarak hani odaları şey yapmıştık, bölümlenmiştik hatırlıyorsam bir proje önünde. Bunun bir benzerini burada yapabiliriz aynı şekilde. Buradan giriş kapısını kontrollü bir şekilde verip şaşırtmalı bir kapı girişiyle veya açılır kapını yani şeyle sensörlü olabilecek ya da kartla olabilecek şekilde. Personel odalarını buraya aldığımız zaman proje çok rahat bir şekilde daha rahat çalışabileceğini ben görüyorum. Bir de odaya girdiğimiz zaman sanki buraya girdiğimizde kapısını da aynı şekilde dışarı doğru açsak hani tuvaletin kapısını aynı boşluğa açsak burada daha temiz bir iç yüzey kalacakmış gibi ben algılıyorum. Ama tabii bunun avantaj dezavantajları var. Şöyle hasta yatağından iner inmez lavaboya girebilme avantajı var. Bunda. Tabii kendine bakabiliyor durumdaysa. Değilse de zaten birileri alıp götürecek ya da bir şekilde müdahale edilmeye çalışacak. Aslında senin koridorun bak kliniklerin ya da hani göğüs cildiye işte bulaş riski olan olmayan diye bölüyoruz yani bunları. Bunları koridor koridor verdiğin zaman bir tanesini çözsen senin için yeterli olacak burada gibi düşünüyorum ben. Buradaki personel odalarını da buraya aldığın zaman çok daha avantaj yaşayabilirsin. Bir şey daha söylemek istiyorum. Mesela bu kattayız. Bu katta olduğumuzu düşünerek söylüyorum. Atıyorum kantini buraya koydum. İşte refakatçıların veyahut işte ziyaretçilerin alınıp alınmadığı şeyler olacak. Birimler olacak. Bu alana hani sundurma bir şeyle hani binadan bir tık daha dışarı çıkarak hani doktor odalarının ışıklarını da çok fazla kesmeyecek nitelikte. Bu buraya bir teraslamayla ya da açık bir alanla şey yapılabilir, bırakabilirsin orayı. Ondan sonra temizlik odalarını buraya verdik ya, temizlik odalarını da aynı şekilde personel odalarının ya da hani buradaki odalardan bir tanesini daha iptal edip ya da doktor odasını büyütüp işte hemşire odası ve İşte şey yapıp hani orada bir düzenleme yapıp
işte atıyorum malzeme odası, müşür odası, nöbetçi doktor odası diye böldüğümüz zaman bu temizlik odalarını da kendi koridorun içine direkt koymuş oluruz. O koldan çıkarmamış oluruz. Daha temiz olabilir. Bir de mesela alt kattaki hani başhekimlik, personel odası, dinlenme odası ya da kaptan köşkünü kolun bir tanesine verebiliriz. Zemin katta olmasa daha iyi sanki. Çünkü zaten hastalar canavliyle geliyor. Farklı bir psikolojiyle geliyor. Girdikleri zaman başhekimliği görmek yerine direkt böyle hizmet alanlarına girseler çok daha şık olur gibi gözüküyor bence. Hocam ben öyle düşünerek en üste atmıştım hastaların ulaşamayacağı. Evet, geçen hafta değiştirdik evet. Galiba değil mi onu? Evet, dediniz ki o yani, orada evet. Çok alakasız olmuş, ulaşılmaz olmuş. Ya evet, bazen işte biz de şaşırabiliyoruz, işte yerini size değiştirebiliyoruz, kusura bakmayın siz de. Yani, hocam, şey. Doğruyu bulabilmek adına hani biz de deneme yanılma yöntemi de şey yapabiliyoruz. Tabii. Çünkü her proje kendi kapsamında özel. Hani doğru yeri bulabilmek için deniyoruz aslında biz de sizinle beraber bir nevi. Bu konuda haklılık payım var. Diğer arkadaşlarınızın da mutlaka var. Gördüğümüz göremediğimiz şeyler adına. O yüzden kusura bakmayın, acemiliğinize verin. Biz de hani şey yapıyoruz. Bir de zemin kata bir daha gelebilir misin? Bak şimdi tabii senin ki. Projen tık diye çözülecek aslında. Şimdi bak girmişiz. Burada görüntüleme alanını falan bırakmışız ya. Peki şöyle yapsak. Buraya danışma ve diğer staff arkadaşlarını alsak. Güvenliktir, işte resmi işlemlerdir falan filan diye. Ve daha sonrasında da biz görüntüleme merkezimizi ve işte kan almadır, tahlildir falan filanı bu tarafa alsak. Şu alana. Ve bunun sırtına da COVID'li hastaların aynı şekilde girişinin bu tarafa ya da bulaş riskinin olma ihtimali olan hastaları bu taraftan girişini alsak da ve daha sonrasında bunların görüntüleme merkezinin tahlil odalarını falan buraya versek, hatta buradan bir üst kata servis yapacak olan bir merdiven ve bir asansörü buraya koysak, cephede biraz daha taşırsak, bu kolda en azından kütleyi biraz daha bölme ihtimalimiz olabilir. Yukarı kadar çıkarabilirsin de, çıkarmayabilirsin de. O da bir alternatif. Ve hoca odalarını ve danışmasını da buraya alsak, kendi içinde çözsek. Ve ya da burası bizim bir nevi kısmi acilimiz olmuş olsa. Anlatabildim mi? Ve diğer odaları da, hani kendi içinde böldüğümüz, işte polikliniklerini aldığımız ve bekleme alanlarını buraya koysak mesela. Çok daha net bir şekilde oturacak gibi gözüküyor. Kaldı ki hani aslında kucaklayan bir form var burada. Biz geçen hafta da onu konuşmuştuk. Bu formun kenar taraflarından işte şeylerini alsak da rampalarını, merdivenle bir anıtsal giriş yapsak, işte herhangi bir şey olduğunda işte acil girişi için buradan müdahale edilsin de insanlar da işte atıyorum araçla buraya gelip hastalarını indirip buradan devam edebilsinler. Otopark alanını başka bir yan tarafta çözsek gibi gibi. Hani daha büyük bir ölçekten şey yapmak istiyorum. Senin projen çok daha şey olmuş olacak. Nitelik kazanmış olacak bence. Anlatabildim mi? Anladım bir de, hocam. Burada bir tek bizim şey sıkıntımız var. Şu köşe alanına öyle güzel değerlendirelim ki hani böyle sıkış tepiş kargaş vurmuş olmuş orası. Onu biraz daha böyle odaklanarak yapmaya çalışalım. Tamam mı? Bak lavabolar falan yeri hani girişte algılanabilecek nitelikte, pardon. Lavaboların hemen girişte algılanabilecek nitelikte olması güzel ama onu biraz daha böyle sevimli hale getirelim. Olur mu? Yani çünkü hani direkt koridora açılan bir lavabo çok hoş olmayabilir. İşte bunu belki burayı da koridor anlamında şey yapıp hani koridor devam etsin. Burada bir girişle hani farklı girişlerle vererek bunları şey yapmak gerekecek. Yani sağında ve solunda mekanlar bırakıp bayanlar ve bayları girişlerini ayrı ayrı vermek daha doğru olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Anladım hocam. Yani
bu şekilde devam ettirmek daha doğru olabilir. Yani şuradan girişlerle. Ya da hani lavabo alanlarını buraya, klozet alanlarını arka tarafa bırakmak da olabilir bu. Yani onu artık tasarımını ben sana bırakıyorum. Bir de soyunma odalarıyla bağlantılı, hani bir doktor ancak bir ameliyata falan girip çıkıyorsa duş ihtiyacı muhtemelen oluyordur. Yani günlük muayene sırasında duşa ihtiyacı olmayacaktır. Yani orada fiziksel olarak bir performans gösteriyorsa, hani yani böyle üst düzey bir performans gösteriyorsa ya da stres altındaysa duşa ihtiyacı olur. O yüzden hani bunları da o şekilde değerlendirmek daha doğru olabilir. Anladım. Ben bulaşıcı hastalıklar polikliniği ya sonuçta. Evet. Hani herhangi evet. bir durumda duş almaları, sterilize olmaları gerekirse diye biraz da soyunma odalarının yanına duş koymuştum ama kaldırabilirim tabii. Yok, bunu ya da şöyle yapabilirsin. Hani bütün personeli aynı yerde giydirip soyduruyorsan, ki doktorlar için hani hepsini bir yere toplayıp oradan dağıtma diye bir şey yoktur. Herkes memur gibi gider odasına, polikliniğini yapar, konsültasyonlarını yapar ya da vizitlerini yapar. Ancak vizitten sonra, yani hastayı ziyaret ettikten sonra duşa girebilir. Girmek ihtiyacı hissedebilir ya da. Anlatabildim mi? Evet. Yani bu anlamda hani bir de hani kendinizi o doktorun yerine koyup da hani şey yapmaya çalışın. Neye ihtiyacınız olduğunu ortaya koymaya çalışın. Bence bu şekilde olmasa hem acilini bir kısmen oturtturmuş olduk. Hani geliştirilmesi gerekiyordur mutlaka ya da geliştirilme ihtiyacı olacaktır. Hem de bulaşıcı olan ve olmayan diye şeyi de hattı da bölmüş oluyoruz. Yani bir nevi biz burada hani şu katta bölüyoruz ya mesela zemin katta bulaş riski olanları bölüyoruz ya hemen bunun bir üst katında da kendi odalarını yerleştiririz. Hatta bunun bir alt katında da yoğun bakım ünitesini koyabiliriz. Asansörle aşağıya kadar inip çıkılabilen. Yani şuradaki asansör 3 kata hizmet verecek. 3 duraklı olan bir asansör olması avantaj getirecektir bize. Yani bodrum yoğun bakım olacak. Zemin kat acil ya da işte ilk tanı odası falan gibi ilk tanı mekanları olacak. Hemen şeyin yan tarafında işte görüntüleme merkezi kanalı tahlil falan filan. Üst katta da hani normal iyileşme ihtimali olan hastaların hani acille ilgili sıkıntısı olmayan hastaların olabilir. Hatta burada şunu da yapabilirsiniz. Uyutulmayan, entübe edilmiş ama uyutulmayan, entübe edilmiş ama uyutulanları da birbirinden ayırmanız gerekebilir. Çünkü ihtiyaçları çok farklı. Yani adam uyutulmadıysa uyutulan birisinin yanında durup da onun o saturasyon değerlerinin sesini duymasın mesela. Evet. Ya da hani anlatabiliyor muyum? Psikolojik olarak da iyilerle iyileri, kötülerle kötüleri koymak, ya kötüler değil de hani ya mecburen hani öyle söylemek zorunda kalıyoruz. Daha ciddi. Evet. Durumu ağır olan hastalarla. Daha doğru oldu. Evet. Kritik olan hastalarla kritikleri hastalarla hafifleri koymak daha fonksiyon olur gibi gözüküyor. Tamam hocam. Tamam. Çalışacağım üstüne. Bence iyi gidecek. Yani inanın bazen ben de böyle akşam sizin projelerinizle yatıp sizin projelerinizle kalkıyorum. Neyi nereye koyacağımızı ben de şaşırıyorum. 16 kişisiniz, herkesin farklı bir projesi. Oturtturmak zor oluyor gerçekten. Kritikleri verirken de bir şey söyleyeceğimiz zaman unutuyorum öteki bir şey. Ya da gördüğümü söylemeyi unutuyorum. O yüzden affola yani bu konuda da. Durumuza bakmayın yani bu anlamda. Estağfurullah hocam. Eline sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sağ olasın. Hocalarım bir 10 dakikalık bir mola verelim mi? 3. öğrencimizi aldık. Bilgisayar epey şişti. Bir de internetten koptum. Kaydedemezsek diye endişe ediyorum. Hocam ben küçük bir şey sorabilir miyim?
Buyur Hande. Hocam biz şimdi bu yaptığımız şeyleri jüridekileri size gönderecek miyiz? Tabii göndereceksiniz onları. Onlar sınav ve rakı olarak değerlendireceğiz. Tamam hocam. Mailinize gönderiyoruz değil mi? Tabii. Yani benim şey diye yazmıştık yani uygulama projesi kaçtı? 4-5-6 idi galiba. O adrese gönderirseniz sevinirim. Tamam hocam, teşekkür ederim. Kolay tamam olsun. Ben teşekkür ederim, sağ olun. 15 dakika sonra görüşmek üzere diyorum o zaman. Hoşçakalın. Tamam.